Sevgili dostlar merhaba, ben Şebnem Ekşi, kanalıma hoş geldiniz. 30 Mart 5 Nisan arası Vedik astrolojisine göre gökyüzü bu hafta bize neler söylüyor? Bu videoda onu konuşacağız. Evet, disiplinli bir hafta, disiplinin önemli olduğu bir hafta, sorumluluklarımızın arttığı bir hafta. Öncelikle Vedik astrolojisine göre Jüpiter Oğlak Burcu'na geçti. Bu hafta bu enerjisini artık burada oturttu. Bir süre de burada kalacak. Bir süre burada kalacak. Sonra geri hareketle geri yaya dönecek. Sonra 2020'nin sonuna doğru tekrar oğlağa geçecek. Ve uzun bir süre 2021'in büyük bir bölümünde oğlakta tamamlayacak. Ama şimdi bu ara dönemde artık oğlak burcunda bir 3-4 aylık dönemde yaklaşık Ağustos'a kadar da Jüpiter'i oğlakta misafir edeceğiz gibi görünüyor. Mars'la kavuşumu başladı Jüpiter'in. Satürn, Jüpiter ve Mars ve Pluto Oğlak Burcu'nda şu anda birlikte devam ediyorlar. Uranüs'le bir kontak var. Uranüs enerjisiyle bir kontak var. Dolayısıyla beklenmedik çok hızlı ve ani gelişmeler için hala bu haftada bir takım risklerimiz devam ediyor. Ama iyi haber şu, Ay Hilal fazına geçiyor. Yavaş yavaş bir şeyleri görme, fark etme anlamında, önümüzün şöyle bir ışıklanması, aydınlanması, iç enerjilerimiz anlamında da güzel vurgulu etkiler var. Sakin olmamız gereken, iyi kontrol etmemiz gereken, disiplini elden bırakmamamız gereken, sorumluluklarımızla ilgili noktalardan kaçmamamız gereken etkiler var. Ama hiçbir şeyi de büyütmeden ele almalıyız. Ele aldığımız her şeyi sakince büyütmeden ele almalı. Yapmamız gerekenlere odaklanmalıyız. Güneş Balık Burcu'nda. Dolayısıyla gene Vedik astrolojisine göre Balık Burcu'ndaki seyahatin ve yolculuğun devam ediyor. Güzel de bir takım yıldızına geçti artık bu hafta. Ruhani enerjiler, ilahi enerjilerle bağlantılar açısından bu etki çok etkin. Özellikle su grupları açısından, enerjilerin yüksek tutmaları açısından destekli enerjiler var. Venüs Boğa Burcu'nda. Boğa burçları açısından da yine daha rahat, daha ferah, daha konfor alanlarına dönük olabilecekleri, estetik, güzellik, tüm bu alanlarda güzel etkileşimler içinde olacakları enerjiler var. Ama tüm bunlar içerisinde gökyüzünde sert kasmalar da var, yok değil. Dolayısıyla Jüpiter, Mars, Satürn, Plüto, Uranüs bunlar devredeler ve dinamikleri biraz hareketli ve zorlu kılma eğilimleri de yüksek. Sağlığımıza, kendimize, bedenimize tüm bunlara dikkat ederken korkudan, endişeden uzak durup sakince yapmamız gerekeni yapmamız gerektiği gibi sorumluluklardan kaçmadan, tedbir elden bırakmadan ilerlememiz gereken bir haftayı daha karşılıyoruz. Bir süre bu alanlar bir parça böyle gidecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bunun içinde kaybolup, bunun içinde isyan etmektense koşullara uyup, şartları iyi gözden geçirip kendi alanlarımızda kendimizle biraz baş başa kalmayı da deneyimlememiz gerekiyor açıkçası bu süreç içerisinde. Hemen haftanın bir günlerine bakalım. Haftanın günleri bize neler söylüyor? Pazartesi günü Ay Boğa Burcu'nda, Ruhini takım yıldızında, güzellik, estetik, tüm bu alanlarla ilgili kendinizce yapmanız gereken, yapmak istediğiniz şeyler varsa, özellikle toprak grupları başta olmak üzere gayet güzel etkileşimler var bu anlamda. Ruhin yıldızı sanatı, sanatla ilgili alanları, estetik konuları, toprakla uğraşmayı, çiçekleri, çiçekli ekmeği, toprakla ilgili her şeyi çok güzel destekler. Hazır yeni ayda büyüyor, yeni aydan çıktık artık ay büyüyor ve hilal fazına geçiyoruz. Dolayısıyla eğer mümkünse evinizde toprakla ilgili bir şeyler yapabilirsiniz, çiçek ekimi yapabilirsiniz. Daha kırsal alanda ve dışarıdaysanız bununla ilgili bir şeyler yapabilirsiniz. Güzellikle ilgili, estetikle ilgili, yaratıcı enerjiyle ilgili yapmanız gereken şeyler varsa bu anlamda da bu pazartesi günü enerjileri gayet destekli. Piyasalar açısından biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sert kontaklar olduğu için genel olarak dünya piyasaları açısından da inişli çıkışlı hassas enerjiler olabilir. Yatırımlar açısından biraz böyle soluyarak, dikkat ederek, izleyerek ilerlemekte fayda var. Salı gününe baktığımızda Ay artık İkizler Burcu'nda. Hızlı bir şekilde büyüme fazına doğru gidiyor. Rahu ile kavuşumda ikizler haberleşme ve iletişimle çok bağlantılıdır. Dolayısıyla iletişimin, haberleşmenin çok artacağı bir iki gün geçireceğiz salı ve çarşamba. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu, korku söylemleri çok artabilir. Ay çünkü bir taraftan da Rahu ile kavuşuyor. Ay Rahu kavuşumları, korkuları, tüm bağlanları çok biraz arttırma eğilimindedir diyelim. Korkudan, gereksiz telaştan,
asılsız haberlerden, spekülatif haberlerden uzak durmamız lazım. Bunlar artabilir. Dedikodudan uzak durmamız lazım. Gereksiz, faydasız konuşmalar yapmamamız gerekiyor. Burada özellikle dikkat etmemiz gereken Salı günü araştırma yapmak, bir şeyin derinine inmek, araştırmayla ilgili bir kitabı araştırmak, bir bilgiyi araştırmak, tüm bu alanlarla ilgili çok güzel enerjiler var. Bir parça da böyle kullanabiliriz. Özellikle yazmakla ilgileniyorsanız, yazmayla ilgili bir takım noktalarınız, işleriniz varsa Salı günü etkileri hava grupları başta olmak üzere terazi, kova, ikizler çok daha yoğun şekilde bu alanlarda sizi etkileyecek. Bu dışarıdan gelecek gereksiz söylemlere, aslı astarı olmayan laflara, sosyal medyada biraz daha dönebilecek böyle hani asılsız haberlere dikkat etmek gereken bir gün olduğunu da unutmayacağız. Çarşambaya baktığımızda ay hala ikizler burcunda, medik astrolojisine göre ama Aridra takım yıldızında. Aridra takım yıldızının en büyük özelliği şudur. Bu arada Mars ve Satürn kavuşumu var çarşamba günü. Bu sert bir gün olacağını gösteriyor ama disiplin enerjisinde çok arttığı bir gün. Her şeyi daha kontrollü ve disiplinli ele alma potansiyeli var. Çünkü Mars sonuçta Oğlak'ta, Medik astrolojisine göre Satürn de Oğlak'ta. Her ikisi de Oğlak'ta son derece rahat eden burçlar. Belki biraz daha haftanın ikinci arasına itibaren özellikle endişe duygularımız artabilir. Sanki kendimizi daha mutsuz hissedebiliriz. Burada kalmamamız gerekiyor. Ele aldığımız her neyse bunlara disiplinle yaklaşmamız, bunları dikkatli şekilde ele almamız. Çünkü bunları ele aldığınız her şeyi kolaylıkla, disiplinle ve güçlü bir şekilde de başarma potansiyeli de yükselecek. Hırslara, aşırı kontrol etme dürtüsüne de dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bireysel hayatlarımız içerisinde. Biraz buraları daha iyi kontrol etmekte fayda var. Tedbirler sertleşebilir. Yani bu salgının başından itibaren yöneticilerin, ülke yönetenlerin yapmaya çalıştığı, kontrol etmeye çalıştığı tedbirlerin bu hafta biraz daha sertleşme, biraz daha kontrollü bir şeyleri ele almak için adımlar atılmasıyla, radikal adımlar atılmasıyla ilgili etkiler de mevcut. Tüm bunları sakin ve sağduyu içinde, birlik ve beraberlik duygusu içinde yönetmemizde çok fayda var. Bireysel hayatlarımızda çarşamba günü size bir öneride bulunacağım. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hem işinizde hem çalışıyorsanız işinizde, evinizde ağırlıklı bir şeyleri fazlalıklara atmak. Çünkü Aridra takım yıldızının böyle bir etkisi vardır. Eski eşyaları elden çıkartmak, eski giysilerden kurtulmak, hayatınızdan eskiyen, gitmesi gereken, çıkması gereken, bazen bu bir kişi de olabilir, eşyayı, lüzumsuz bir giysiyi çıkartmak adına çok güzel etkiler var. Belki evde bunlar yapılabilir. Eğer fırsatınız varsa şöyle bir ayrıştırma, eskileri bir çıkartma, tüm bunları bir elden geçirme, şöyle olan şeyleri elden geçirmek açısından çok güzel enerjiler var. Yeniyi hayatınıza alabilmek için unutmayın ki eskileri çıkartmanız gerekiyor. Lüzumsuz, özellikle bu ara hayatınızda lüzumsuz, gereksiz ne varsa bunları ihtiyacı olanlarla paylaşın, gönderin, elinizden çıkartın. Hafifleme döneminden geçiyoruz. Bu hafta disiplin önemli etkilerimizden bir tanesi ama bir taraftan hafiflememiz, yüklerimizden kurtulmak adına da güzel enerjiler var. Buradan da iyi faydalanmak lazım. Perşembeye baktığımızda ay artık Yengeç burcunda, işte ev, aile, beslenme alanları öne geçecek. Tam da bunlar için fırsat. Eğer evdeyseniz yemek içme, yemek yapma, beslemek, etrafınızı beslemek adına çok güzel enerjileriniz var. Evle alakalı konular adına Perşembe ve Cuma günü bu hafta son derece etkin enerjilerimiz var. Organizasyonlar adına Cuma günü, evde yapacağınız organizasyonlar adına Cuma günü çok etkin olacak. Sanat, müzik ve tüm bu alanlarda çok destekli enerjiler var. Özellikle Cuma günü etkileri. Ama bunları ne yaparsak yapalım, evde, kendi alanlarımızda, kendi içimizde, orada daha mutlu olma, daha rahat etme, daha destekli gökyüzünden etkiler alma açısından değerlendirmekte fayda var. Ev organize etme, özellikle yemekle ilgili Perşembe ve Cuma günü bir adeta hani meditasyon gibi gelebilir size. Güzel etkiler içinden geçebilirsiniz. Bir şeyler yapmak, evde mayalı bir şeyler pişirmek, evin enerjisini, evin bolluk ve bereketini yeniden havalandırmak, biraz daha zihnimizi bu yönlere aktarmak açısından çok güzel etkilerimiz var. Buradan da böyle faydalanalım. Cumartesi gününe baktığımızda ay öğleden sonra burç değiştiriyor. Yengeçten artık aslana geçiyor. Daha bireysel alanlar öne çıkacak. Hafta sonu özellikle cumartesi öğleden sonradan itibaren pazar günü bireysel konular, kişisel ihtiyaçlarımız, kişisel bakımımız adına
Biraz daha bunlarla uğraşmamız için daha destekli, daha güzel etkiler içinde olacağız. Ben merkezi enerjiler de artacak yalnız. Burada buna dikkat etmek lazım. Zaten bu özellikle Perşembe gününden itibaren çok artıyor. Ev gerginliklerine dikkat edin. Ay Mars karşıtlıkları, Ay Satürn karşıtlıkları da olacak. Ev gerginliklerine dikkat edin. İçeride kendi alanlarınızda sakince, fazla herhangi bir şeyi büyütmeden birlikte yaşadığınız alanda, çünkü biraz daha hani kapalı enerjilerde ilerleme potansiyeli devam ettiği için burada da bir parça daha sakin, esnek olmakta, empati kurarak ilerlemekte bu hafta çok daha fayda var diyebilirim sevgili dostlar. Taşlar açısından ve renkler açısından baktığımızda hazmetmekle ilgili alanlar biraz sıkışıyor. Üçüncü çakra. Üçüncü çakraya dikkat etmek gerekiyor. Sarı tonları, yeşil, sarı tonları, tüm bu alanları biraz daha kullanabilirsiniz mümkün olduğu kadar. Toprak tonlarıyla destekleyebilirsiniz. Sarı tek başına hani çok kolay bir renk değildir. Bunları toprak tonlarıyla besleyebilirsiniz. Kremlerle destekleyebilirsiniz. Taşlar açısından da kalsit özellikle size önerdiğim taşlardan bir tanesi. Diğer taraftan enerjimizi dengelemek ve biraz daha arttırmak adına elinizde varsa lel kullanabilirsiniz. Lel taşı da tam bu süreç için hem korkularla mücadele etmek hem kendi enerjimizi aktive etmek adına kullanabileceğimiz taşlar arasında. Haftanın ilk yarısı lal, haftanın ikinci yarısı da kalsiti tercih edebilirsiniz sevgili dostlar taşlar açısından da. Nereden ulaşacaksınız? Aşağıya açıklama bölümüne link bırakıyorum. Oradan bakıp inceleyebilirsiniz. Evet, bakalım haftanın etkileri burçlara göre bize ne anlatıyor? Elbette Vedik astrolojisine göre. Koç burcuyla başlayalım her zamanki gibi. Yükselen ve Ay burcu Koç olanlar bu haftaya öncelikle biraz daha finansal konular, parasal alanlara daha fazla odaklanarak bakma eğilimimiz var. Konuşacağınız, anlatacağınız şeyler varsa bu hafta çarşamba gününe kadar olan etkileşimlerde gökyüzünün desteğini alıyorsunuz. Daha iletişime açık, daha konuşmaya dönük, iletişim alanlarınızın kuvvetli çalıştığı bir hafta geçireceksiniz. İnsanlarla kontaklar, görüşmeler, telefon konuşmaları, halletmeniz gereken işler varsa özellikle pazartesi ve salı bu anlamda yoğun. Çarşambadan itibaren bilhassa çalışanlar için, hele de online ortamda çalışıyorsanız gayet yoğun, işlerinizin daha aktif ilerleyeceği, sonuç alabileceğiniz etkilerden geçeceksiniz. Yakın çevrenizde olan kontaklar açısından aktif enerjiler var. Girişimleriniz açısından ilginç enerjiler içinden geçebilirsiniz. Hızlı gelişmeler olabilir. Diğer taraftan beklediğiniz bir haber varsa, bunun olgunlaşma süreci başladı. Hızlı bir biçimde beklediğiniz bir haberi alma, buna göre hayatınızı yeniden organize etmeyle ilgili yine güzel enerjileriniz bulunuyor. Perşembeden itibaren ev alanlarınız öne geçiyor. Ailevi konular, ev, akrabalar, ebeveynleriniz, onlarla ilgili biraz daha odaklanacağınız noktalar aktif oluyor. Eğer mümkünse özellikle perşembeden itibaren pazar, perşembe ve pazar arası daha aktif olmak üzere evinizde vakit geçirmeye çalışın, kendinizle olmaya çalışın. Perşembe ve cuma ev alanlarınızda olmakla ilgili sizi daha çok destekleyen, o alanlarınızda olmanız durumunda daha rahat bu etkileri, bu haftanın etkilerini geçirmenizi gösteren enerjileriniz var. Pazardan itibaren biraz daha kişisel işler, sosyalleşme, kendinizle ilgilen eğlenceyle ilgili, kendinizi eğlendirmenizle, biraz oyalanmanızla ilgili güzel enerjiler var. Eğer böyle bir hobiniz, uğraştığınız bir şey varsa, özellikle cumartesi öğleden sonra pazar günü buna vakit ayırmanızla ilgili hoş etkileşimler var, destekleyici etkileşimler var. Aktif bir hafta, gelen haftanın enerjileri yoğun bir biçimde geçireceksiniz. Ama haftanın ikinci yarısı, perşembeden sonra kısmını sevgili koç burçları biraz daha kendinizle, iç alanlarınızla, kendi alanlarınıza dönerek geçirme potansiyeliniz de yüksek diyebilirim. Her şeyin gönlünüzce olacağı, çok güzel, işlerinizin kolaylıkla yürüyeceği, sağlık içerisinde güzel bir hafta diliyorum hepinize. Ve sevgili boğa burçları, yükselen burçları ve ay burçları boğa olanlar, bu hafta boğa enerjisinin aktif olduğu bir etkileşimle haftaya başlıyorsunuz. Ay burcunuz da seyahat ediyor. Çarşamba gününe kadar bu enerji gayet aktif. Kişisel işlerinize dönme, parlama, ortaya çıkma, biraz daha kendinizle ilgili alanları öne çıkartma,
duygusal etkilerinizin artması, tüm bunlar aktif olacak. Diğer taraftan Venüs artık burcunuzda seyahat ediyor. Bir süre burada kalacak. Buradan retro hareketine geçecek. Vedik astrolojisine göre özellikle sizin açınızdan boğa burçları, yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu, tüm bu alanları boğa olanlar açısından Venüs'ün enerjisi sizinle. Duygusal ihtiyaçlarınızın arttığı etkilerle haftaya başlıyorsunuz. Dikkat çekeceğiniz enerjiler var. Bu etki Venüs burcunuzda seyahat ettiği sürece neredeyse birkaç ay boyunca zaten çok aktif olacak. Güzellikle ilgili işler, kişisel bakımlarınız, tüm bu alanlarla ilgili bu hafta bilhassa çarşamba gününe kadar son derece aktif etkiler var. Finansal konular, parasal işler, söyleyeceğiniz, anlatacağınız bir şey, konuşmayla ilgili noktalar, tanıtım, lansman, bu online üzerinden de olabilir. Bunlarla ilgili bir takım işleriniz varsa daha çok bunu çarşambadan itibaren, hatta salı öğleden sonra ve çarşambadan itibaren organize etmenizde fayda var. Bu anlamda destekli olacaksınız. Yakın çevrenizde kontaklar, telefon trafiğiniz, iletişim trafiğiniz perşembeden itibaren de aktifleşiyor. Özellikle yakın çevre, akrabalar, yakın alanlarınız, sizin için önemli insanlar, kendi küçük çevrenizi oluşturan noktalarda yakın arkadaşlarınız, kontaklarınızın arttığı, biraz daha dikkatinizin oraya doğru yöneldiği, ilginç haberlerin alındığı, bu alanlardan ilginç haberlerin alındığı güzel etkileşimler var. Bir girişiminiz, yapmaya çalıştığınız bir şey, bir iş, toparlamaya çalıştığınız bir işle ilgili noktalarda da özellikle perşembeden itibaren destekleriniz, o işin yoluna girmesi, bir aydınlanması, biraz daha sizin önünüzü görmeniz açısından gayet güzel etkilerden geçeceksiniz. Pazar gününden itibaren, özellikle cumartesi akşam ve pazar sabah saatlerinden itibaren de ev alanlarınız öne geçiyor. Evde kendinizi oyalamak, biraz kendi alanlarınızda kalma açısından da burada desteklisiniz diyebilirim. Dinlenerek geçirin bilhassa pazar günü. Her şeyin gönlünüzce olacağı, sağlıkla, sıhhatle, bollukla, bereketle, işlerin kolaylıkla akacağı bir hafta diliyorum sevgili boğalar. Ve sevgili ikizler burcu, yükselen burçları ve ay burcu ikizler olanlar, sizin için haftanın etkileşimleri nasıl? Öncelikle biraz daha pazartesi gününü, hatta pazartesi ve salı gününü biraz daha hassas etkilerle geçireceksiniz. Burada daha yoğun olan enerji pazartesi. Haftanın ilk gününe ağır işleri koymayın. Daha sakin, kendi alanlarınızda olmaya çalışın. Ay sizin arka burçlarınızda, arka alanlarınızda seyahat ediyor. Bu kısım biraz daha içeri çekilme, kendinizle kalma ihtiyaçlarınızı yükseltir. Dolayısıyla yoğun işlerinizi, ağır işlerinizi, karmaşık ve komplike işlerinizi salıdan itibaren ele almaya çalışın. Pazartesi gününü daha resetli, daha şöyle biraz sakin geçirmeye, ne yapıyorsanız onları rutin bir biçimde yapmaya devam ederek ilerlemeye gayret edin. Salıdan itibaren ay burcunuza geçiyor, hızlanıyorsunuz. Endişe alanlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor yalnız. Burayı önemsemeniz lazım. Özellikle toplumsal konular, kendi çevrenizle ilgili alanlarda endişe noktanız yükselebilir. Sakin, daha dikkatli bakarak, daha kendinizi de duygusal anlamda da kontrol etmeye çalışarak salı ve çarşamba günü değerlendirmeye çalışın. Dikkat çekeceğiniz enerjiler var. Kişisel alanlarınızda daha rahat haşır neşir olabileceğiniz etkileriniz aktif olacak. Hızlı gelişmeler var. Çarşamba gününü mesela bir şeyleri toparlayarak, gereksiz şeylerden kurtularak, biraz daha şöyle ayırmanız gerekenleri hayatınızda işte eşyalarınızla, işinizle disiplinli olup planlayarak da geçirmekte çok fayda var. Çarşamba bu anlamda size hayli destek olacak. Perşembeye baktığımızda Perşembe ve Cuma günü etkileri finansal konular, parasal işleriniz, belki bununla ilgili halletmeniz gereken konularda bir toparlama ve burayı yeniden bir ele alma enerjileri hızlı oluyor. Finansal alanlarda bir takım kararlar vermek durumunda kalabilirsiniz. Bir takım adımlar atmanız gerekebilir. Dolayısıyla burada da genel enerjiler ve piyasa şartlarını göz önünde bulundurarak riskli adımlar atmadan düşünerek hareket etmenizde fayda var. Özellikle Perşembe ve Cuma arasındaki etkileri değerlendirirken, cumartesiden itibaren daha yoğun bir enerji içerisinde olacaksınız. Biraz daha ev alanlarınız öne geçiyor. Cumartesi günü ailevi konular, ebeveynleriniz, onlarla ilgili belki yapmanız gereken bir takım konuşmalar, eksikler, toparlanması gereken işleri düzenlemek adına da son derece cumartesi ve pazar etkileri sizin adınıza destekli olacak diyebilirim sevgili ikizler burcu. Her şey gönlünüzce olacağı, hayatın, yaşamın, işlerinizin su gibi akacağı, konfor, sağlık,
güzellik etkilerinizin hep sizinle olacağı çok sağlıkla, güzellikle geçecek bir hafta diliyorum. Evet, sevgili yengeç burçları, yükselen ve ay burçları yengeç olanlar, sizin için haftanın enerjileri nasıl bakacak olursak, biraz daha hedeflerinize, yapmak istediklerinize yönelik hareket etme potansiyelini pazartesi ve salı gününü yoğun yaşayacaksınız. Diğer taraftan kontrol etmenin hala zor olduğu bir hafta geçiriyoruz. Sosyal ilişkilerinizde bir yoğunlaşma var. Çevrenizden destek alabilirsiniz. Bir süre önce bir arkadaşınız ya da bir tanıdığınız vasıtasıyla aldığınız bir haksızlığın, uğradığınız bir sıkıntının geri dönüşü var. Burada sizin kendi haklı noktalarınızın daha iyi ortaya çıktığı, karşı tarafın burada biraz daha bilincinin arttığı, farkına vardığı ya da sizi desteklemeyen insanların daha fazla destekler noktaya geldiği enteresan bir düzeltme enerjisinin içinden geçeceksiniz. Sevgili yengeç burçları, bu haftanın kişisel ilişkileriniz açısından böyle bir etkisi var. Duygusal ihtiyaçlarınız artıyor. Özellikle haftanın ilk iki günü, pazartesi ve salı, daha duygusal, daha romantik, daha duygusallıklarınıza yönelik enerjilerden geçebilirsiniz. Daha sakin, olumsuz enerjilerden, olumsuz insanlardan uzak durarak bir hafta pazartesi ve salıyı geçirin. Çarşambadan itibaren rahatlıyorsunuz. Düzenleme, toparlama, evinizde, eşyalarınızla, işinizde, her alanda bir toparlama, gereksiz şeyleri bir çıkartma, tüm bunları organize edebilirsiniz. İlişkilerinizde de öyle. Yani yüklerden hafiflediğiniz, size rahatsızlık veren, bir şekilde rahat etmediğiniz insanlarla ilgili de çıkartmalar, hayatınızdan uzaklaştırmalar, burada daha net farkına varmalarla ilgili enteresan aydınlanmalar da yaşama potansiyeliniz var bu hafta özellikle. Hafta sonuyla birlikte Cuma ve Cumartesi biraz daha rahat ettiğiniz, ele aldığınız her şeyi daha sakin bir şekilde ele alabildiğiniz, duygusal inişler çıkışlar gene olabilir ama akışın sizin adınıza daha yüksek olduğu, enerjinizin de yükseldiği bir etkileşime geçiyorsunuz. Ay büyüyor artık. Ay büyürken de sizin enerjilerinizde daha rahat, daha konforlu ve daha akışkan bir hale getiriyor. Bu anlamda duygusal olarak, içsel olarak da hafta sonundan itibaren kendinizi daha dengede, daha mantıkla ve akılla birlikte yürütebileceğiniz etkiler içerisinde, etrafınızda olan iletişimde de daha rahat ve konforlu hissetme potansiyeliniz artmaya başlayacak. Her şeyin gönlünüzce ilerlediği, kolaylıkla hayatın aktığı, sağlıkla, bolluklu, bereketli, aşkla olacağınız güzel bir hafta diliyorum. Ve sevgili aslan burçları, yükselen burçları ve ay burçları aslan olanlar, çalışıyorsanız yoğun bir tempoyla haftaya başlamanız olası, evden veya işten giderek de yönetiyor olabilirsiniz. Uluslararası işlerle uğraşıyor olabilirsiniz ama işinizin her alanında eğer çalışıyorsanız dikkatiniz biraz daha iş ve benzeri konular üzerine yoğunlaşacak. Eğer çalışmıyorsanız eşiniz, hayat ortağınız, evliliğiniz, hayatınızı birlikte paylaştığınız aileniz, o beraber paylaşım yaptığınız insanlarla birlikte yaşamı götürdüğünüz, yürüttüğünüz insanlara da biraz odaklanma potansiyeliniz var. Yani kendi kişisel alanlarınızdan ziyade sevgili aslanlar haftaya çevrenizle ilgili, işinizle ilgili, sosyal alanlarınızla ilgili konulara biraz daha fazla odaklanarak başlıyorsunuz. Çeşitli haberler gelebilir. Biraz daha haberlerin spekülatif alanların yoğun olduğu bir hafta yaşayacağız bu hafta. Çeşitli haberler gelebilir. Bir süredir hiç haber almadığınız insanlarla ilgili duyumlar içinde olabilirsiniz. Her şeye inanmayın. Bunun dışında özellikle işte çalışıyorsanız size söylenen, size anlatılan her şeye inanmayın. Mantığınızla ve duygularınızla mantığınızı iyi dengeleyerek hareket etmeye çalışın. Ayırt etmemiz gereken bir hafta geçiriyorsunuz. Ayırt etmeye önem vermemiz, doğruyla yanlışı düşünerek, bakarak, izleyerek ayırt etmemiz gereken bir hafta geçiriyorsunuz. Diğer taraftan iş yoğunluğunuz, gerek evde çalışmıyorsanız bile, çalışıyorsanız dışarıda, iş yoğunluğunuzun yüksek olduğu, bu anlamda yoğun bir temponun içinden geçtiğiniz, evde çalışmak zorundaysanız da orayı iyi organize etmeniz gereken, disiplinli olmaktan da uzaklaşmamanız gereken etkileşimleriniz var. Eşinizden, partnerinizden, oradan büyük bir destek alma potansiyeliniz var. Ummadığınız biçimde beraber hayatı paylaştığınız her kimse yaşamınızda, öncelikli insanlardan destekler alma, onlarla iletişim içinde olma, oradan bir şekilde rahatlama potansiyelleriniz de çok yüksek. Hayatın iletişim alanlarının kuvvetli olduğu ama sizin hareket ederken biraz daha planlı, sakin ve ayırt ederek hareket etmeniz, davranmanız gereken bir hafta olacak. Hafta sonu
biraz daha depresyona, içe dönmeye ve duygusal davranmaya eğilimli enerjileriniz artacak. Dolayısıyla oradaki hassasiyetlerinizle fazla meşgul olmamak adına oyalanacak bir şeyler bulun. Evinizde dinlenerek geçirebilirsiniz hafta sonu ama bir şeylerle oyalanmanız, özellikle bu haftanın etkileri açısından zihninizi rahatlatmanız adına da sizin için önemli olacak diyebilirim sevgili aslanlar. Her şeyin su gibi akacağı, kolaylıkla ilerleyeceğiniz, sağlıkla, mutlulukla, keyifle dolu güzel bir hafta diliyorum her birinize. Ve sevgili Başak burçları, yükselen ve ay burçları, Başak olanlar, haftanın enerjileri içerisinde özellikle eğitim, akademik konular, yurt dışı kontakları, bunlarla ilgili bir takım işler yapmaya çalışan biriyseniz güzel etkileşimler var. Burada gelişmeler olabilir. Güzel kontaklar yakalama, uzun süredir beklediğiniz, sabrettiğiniz işlerle ilgili iyi dönüşler elde etme şansınız var. Yaratıcı bir şeylerle uğraşıyorsanız, el işleri, sanatla ilgili alanlar, yaratıcı herhangi bir konuyla ilgili pazartesi ve salı haftanın ilk iki günü bu alandaki ilham perileriniz yüksek olacak. Hissedişleriniz çok yüksek olacak. Sezgilerinizin de çok arttığı bir etki yaşayacaksınız. Özellikle haftanın ilk yarısı. Gerek işinizde bunu kullanabilirsiniz veya hayatta bir şeyleri ayırt ederken, biriyle iletişim içindeyken, bir işle ilgili karar verirken o sezgisel taraflarınıza bu hafta güvenebilirsiniz. O alan yüksek çalışıyor. Beraber çalıştığınız insanlar, eşiniz, hayat ortağınız, partneriniz, belki iş ortağınız oradan güç alma, yardım alma, bir şekilde destek alma potansiyellerinde yüksek olduğu etkilerden geçiyorsunuz. Birlik enerjisinin genel olarak yükselmesi gereken bu hafta içinde siz buradan iyi faydalanma, bir şekilde o destekleri görme, orada rahatlama potansiyeline sahipsiniz. Diğer taraftan özellikle Çarşamba, Salı ve pardon, Perşembe ve Cuma arası duygusal ihtiyaçlarınız ve genel etkiler açısından dikkatli yönetilmesi gerekiyor. Herkese her şeyi söylemeyin. Özellikle bu haftanın ilk yarısı bu çok önemli. Herkesle her şeyi paylaşmamaya çalışın. Burayı iyi yönetmeye gayret edin. Biraz daha kendinizde kalması gereken şeyleri iyi ayırt etmeniz gerekiyor. Çok güvenmemeniz gerekiyor bu anlamda. Sevgili Başak burçları, her şeyin gönlünüzce olacağı, çok güzel bir hafta geçirmenizi, işlerinizin kolaylıkla akacağı, sağlıklı, sıhhatli bir hafta temenni ediyorum. Ve sevgili terazi burçları, yükselen burçları ve ay burçları terazi olanlar, haftanın enerjileri içerisinde özellikle giriş kısmında pazartesi gününe biraz daha dikkat etmemiz lazım. Aksiliklerle uğraşabiliriz. Beklediğimiz şeyler beklediğimiz gibi olmayabilir. Değişim enerjilerinin sizin adınıza yüksek olduğu etkileşimlerden geçeceksiniz. Özellikle pazartesi günü. Pazartesi gününü biraz daha relax, daha sakin kendinizle geçirmeye çalışın. Ağır ve hani kompleks işleri lütfen bu hafta pazartesi almamaya gayret edin en azından. Salıdan itibaren daha rahat bir enerjiniz var. İletişim trafiğiniz artıyor, kontaklarınız artıyor. Eğer çalışıyorsanız işle ilgili noktalarda hızlı gelişmeler içinde olacaksınız. Bir süredir yaptığınız bir program, bir eğitim programı, bir organizasyonla ilgili sonuç almanız, bunu bir düzene koymanız, bununla ilgili önemli adımlar atmanız, tüm bu alanlarla ilgili çok güzel etkileşimler var. Burada bir toparlanma var. Yani salı, çarşamba günü hızlı, akış enerjinin yüksek olduğu, toparlanma kısmının da aktif olduğu etkilerden geçeceksiniz. Diğer taraftan kariyer ve işle ilgili alanlarda eğer çalışıyorsanız yoğun bir enerji var. Perşembe, cumartesi arası özellikle bu hafta işle ilgili online evinizden de takip ediyor olabilirsiniz işinizi. Ama işle ilgili noktalarda toparlamanız gereken şeyleri Perşembe ve Cuma günlerine almanız sizin açınızdan konuları daha destekli ilerletmenize neden olacaktır. Biraz daha kontaklarınızın arttığı hafta sonu özellikle kontaklarınızın arttığı sosyal ilişkilerinizin arttığı etkileşimlere gireceksiniz. Eğer hani biraz kendi alanlarınızda kalmak durumundaysanız, dışarı çıkmak istemiyorsanız, genel gelişmeler nedeniyle böyle bir durum varsa telefon görüşmeleriyle veya işte bir şekilde internetten olan iletişimlerle burayı kompanse edebilirsiniz. Ama kendinizle kalmak, görsel taraflarınızı geliştirmek, biraz daha sosyalleşmek, hani kendi alanlarınızda, kişisel alanlarınızla sosyalleşmek adına da çok güzel etkileşimler var. Bir şekilde kendinizi çok yalnız hissetmeyeceksiniz. Hafta sonu etkileri bize bunu veriyor sizin adınıza. Hızlı gelişmeler olacak.
beklemediğiniz bir şekilde bir haber alma potansiyeliniz var. Bir arkadaşınızla ilgili bir süredir beklediğiniz, ummadığınız ya da onun hayattaki bir gelişimle ilgili de bir haber alabilme potansiyeliniz hayli yüksek olacak hafta sonu boyunca. Sevgili teraziler, her şeyin gönlünüzce olacağı, sağlıkla, sıhhatle, sevgiyle, aşkla, denge içinde ilerleyecek bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Ve sevgili akrep burçları, yükselen burçları ve ay burçları, akrep olanlar, ikili ilişkiler, eşiniz, her türlü ikili kontağınız, danışmanlık aldığınız birisi, bir şekilde danıştığınız bir konuda fikrini aldığınız kişiler, tüm bu alanların hayatınızda aktif olduğu enerjiler var. İş ortaklıklarınız, hayatı paylaştığınız insanlar, biraz daha dikkatiniz buraya dönebilir. Onların hayatındaki bir takım gelişmeler size de yansıyabilir. Burada bir takım şeyleri çok aktif hissetme, yaşama potansiyeliniz var. İkili ilişkiler, aşk, duygusal hayatınızda dahil olmak üzere her türlü ikili kontağınızın yoğun olduğu etkilerle haftaya başlıyorsunuz. Bu hafta özellikle salı öğleden sonra çarşamba günü boyunca biraz daha haftanın sizin için hassas etkileri var. Burayı iyi yönetmeniz gerekiyor. Herkese her şeyi söylemeyin. Siz duyduğunuz her şeye inanmayın. Fazla hızlı akışın sizin adınıza da olduğu ama bir başkasının lafıyla, üçüncü şahısların lafıyla harekette etmemeniz gereken orada bazı yanlış anlaşılmalar, sonra uzun vadede düzeltmek zorunda kalacağınız şeyler de yaşama potansiyeliniz var. Dolayısıyla iletişimde iyi yönetilmesi gereken etkiler var sizin adınıza. Özellikle çarşamba, perşembe burası, salı öğleden sonra çarşamba burası sizin adınıza biraz daha aktif olacak. Perşembeye baktığımızda rahatlıyorsunuz artık. Hem ailevi konularda hem uğraştığınız işiniz, ev iş alanlarınızda burada daha akışta etkiler var. Kendinize dönme, ailenizle ilgili konularla ilgilenme, belki beslenmeyle ilgili, yemekle ilgili, kendi hobilerinizle ilgili bir şeyler yapma adına çok güzel etkilerden geçiyorsunuz. Çocuklarınızla ilgili toparlamanız, düzeltmeniz gereken noktalar varsa bu hafta Perşembeden itibaren bunları da çok rahatlıkla ele alma şansınız var. Ama sert bir hafta, sizin adınıza da gergin etkiler var. Özellikle yakın çevrenizde olan iletişimde sakin gitmeniz gerekiyor. O yüzden biraz daha kendi alanlarınızda kalıp sizi gelebilecek, çabuk tetikleyebilecek, uzun süredir sabrettiğiniz insanlarla kontaklarınıza dikkat edin. Orada bir parça daha frenli olmak da boşu boşuna sinir sisteminizi yıpratmadan hayatın içinde güncel noktalarınızı yönetmekte fayda var bu hafta özellikle. Her şeyin gönlünüzce olacağı, keyifle, akışta, güzel iletişimle, bolluklu ve bereketle, sağlıkla geçireceğiniz bir hafta diliyorum sevgili akrepler size de. Ve sevgili yay burçları, yükselen ve ay burçları yay olanlar, sağlık açısından haftanın özellikle ilk 2 gününe biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Boğaz bölgeniz, enfeksiyonlar, tüm bu alanlar açısından dikkatli olun. Şeker eğiliminiz varsa yine bu hafta biraz daha dikkatli yönetmeniz gerekiyor. Hizmet sektöründe çalışıyorsanız bir takım yoğunluklar yaşayacaksınız. Haftanın ilk günün özellikle pazartesi yalnız bu alanlarda daha kontrollü geçirmenizde fayda var. Salı gününden itibaren salı ile perşembe arasında ikili ilişkileriniz, eşiniz, partneriniz, iş ortağınız, hayatı birlikte paylaştığınız kimler varsa yaşamanızda onlarla ilgili konularda bir yoğunlaşma olabilir. Biraz daha odağınız orada olabilir. Teklifler açısından da yoğun etkiler var. Bir teklifi size daha önce getirilen bir teklifi bir şekilde yeniden revize etmeniz, yeniden düşünmeniz gerekebilir. Önünüze bu tip tekliflerin gelme ihtimali var. Çok insanla irtibat içinde olabilirsiniz. Genel durum nedeniyle bunu biraz daha hani online ve teknik noktalarda yapmanız, teknoloji üzerinden yapmanız gerekebilir. Ama yoğun, özellikle salıdan itibaren yoğun, iletişimin yüksek olduğu, gerek işle ilgili konularda gerek özel hayatınızda tempolu bir hafta geçireceksiniz. Bilhassa Perşembe gününe kadar. Perşembeden itibaren kendi alanlarınıza dönmekte fayda var. Yine sağlığınıza, bağışıklık sisteminize bu anlamda dikkat etmeye çalışın. Bu hafta konuşmalarınıza, sözlerinize dikkat edin. Kimseye veremeyeceğiniz sözler vermeyin. Size verilen sözlerinde ne kadar yapılabilir olduğuna, resmi olup olmadığına dikkat edin. Sözleşmeli olmadığı sürece eğer resmi bir şey yapıyorsanız, işle ilgili bir alan varsa bu hafta sözleşmeli olmadığı sürece, imza atılmadığı sürece o sanki olmuş gibi hareket etmemekte fayda var. Çünkü koşullar aynı şekilde değişikliğe açık ve karşı taraf size hani istiyordum ama daha sonra burada koşullar çok değişti gibi bir şey getirebilir. Bunu da bilmenizde fayda var sevgili yay burçları.
Her şey gönlünüzce olacağı, sağlıkla, sıhhatle, güzellikle ilerleyeceğiniz, bolluk, bereket ve aşk, sevgi içinde geçireceğiniz bir haftayı temenni ediyorum hepinize. Ve sevgili Oğlak burçları, yükselen burçları ve ay burçları Oğlak olanlar, dengede kalmanız gereken bir hafta. Burcunuzda önemli gezegen toplanmaları var. Burada kendi dengenize, kendi alanlarınıza, kendi iç enerjilerinize önem vermeniz gerekiyor. Ailevi konular daha ağırlıklı olmak üzere hayatınızda iş, ailevi konular, özel alanlarınız, kişisel alanlarınızda çok hızlı gelişmeler yaşanabilir. Dolayısıyla bütün buraları yönetmekte zorlanabilirsiniz veya sizin yaptığınız planlar başka bir şeye evrilebilir. O yüzden hala bu haftada hızlı değişikliklere iyi uyum sağlayabilme potansiyelinizi yüksek tutmanız gerekiyor. Disiplinli olması gereken bir hafta demiştik en başta. Zaten siz buraya çok yakın bir enerji içindesiniz. Ne ele alırsanız sakin, zorlamadan, şartları zorlamadan öncelikle ilerlemeye çalışın. Zorladığınız her nokta sizi bir şekilde daha fazla yıpratacaktır. Esnek olmaya gayret ederek empati içinde özellikle haftanın perşembeye kadar olan kısmını yönetmekte fayda var. Perşembeden itibaren ikili ilişkileriniz, eşiniz, eşinizle ilgili alanlar, partneriniz, sevgiliniz veya iş ortaklıklarınız, hayatı birlikte ortak olarak yürüttüğünüz insanlarla olan diyaloglarınızın arttığı, o alanlara dikkatinizin daha fazla yöneldiği etkilerden geçeceksiniz. Biraz daha haftanın ikinci yarısından itibaren eş ve benzeri alanlar, hayatınızda ikili ilişkileri yürüttüğünüz insanlarla olan iletişiminizin, oradaki kontakların arttığı etkiler söz konusu olacak. Her şeyin gönlünüzce olacağı, sevgiyle, akışta, bolluk ve bereket içinde ama en çok sağlık içinde geçireceğiniz bir hafta temenni ediyorum sevgili Oğlaklar. Ve sevgili Kova burçları, yükselen veya ay burçları Kova olanlar, hızlı bir tempo hala devam ediyor. Özellikle salıdan itibaren bu hafta, pazartesi günü biraz daha ev alanları, kendi alanlarınız aktif olmakla birlikte salıdan itibaren temponuz artıyor. Duygusal hayatınız içinde ilişkilerle ilgili etkileşimleriniz, tüm bunlar öne çıkacak. Burada şuna dikkat etmeniz lazım bu haftanın etkileri içinde. Bir, dedikodudan uzak durmaya çalışın. Size yapılmasına da çok izin. Yani birinin size biriyle ilgili bir şey anlatmasına çok izin vermeyin. Özellikle yakın çevreniz, sevdiğiniz kişiler, sevgiliniz, partneriniz, çocuklarınız, bu alanla ilgili size gelen bir takım söylemleri doğru mu değil mi iyi oturtmanız gerekiyor. Herkesin her dediğine, özellikle yakın ilişkilerinizle ilgili alanda inanmamanız gerekiyor. Arkasını bir incelemeniz lazım. Araştırma, bir konuyu öğrenme, bir şeyi fark etme, biraz derinlemesine bakmak açısından çarşamba gününün etkileri sizi çok destekliyor. Burayı güzel araştırarak geçirebilirsiniz. Perşembe özellikle, çarşamba ve perşembe etkilerinde de bir taraftan da şöyle bir şeyleri ayırt etme, düzenleme, yerine oturtma, gereksiz olanları bir çıkartma, bunlarla meşguliyetlerinizi devam ettirirseniz bu noktaları çok daha iyi yönetme şansınız var. Hafta sonuyla birlikte bir parça daha kendi alanlarınıza gitmeniz, sağlığınıza dikkat etmeniz, beden sağlığınıza, bağışıklık sisteminize özellikle cumadan itibaren gelen enerjiler içinde daha fazla önem vermenizde fayda var. Hiçbirimizin bu dönemde fazla kalabalığa girmememiz gerekiyor ama sizin özellikle hafta sonu buna bilhassa daha fazla dikkat etmenizde çok büyük fayda var. Her şeyin gönlünüzce olacağı, her şeyin sevgiyle akacağı çok güzel bir hafta diliyorum her birinize ayrı ayrı. Ve sevgili balık burçları, yükselen veya ay burçları balık olanlar, haftanın enerjileri içinde pazartesi gününü hızlı bir iletişim temposuyla geçirme şansınız var. Kısa süreli çözeceğiniz, kısa yerlere giderek halledeceğiniz işlerinizi çözmek adına çok güzel enerjiler var. Salıdan itibaren ev alanlarınız, mümkün olduğu kadar kendi alanlarınız, ailenizle ilgili konular, kişisel alanlarınız, emlak işleriniz, yuvanız, ailenizle ilgili konular daha fazla dikkatinizi çekiyor. Odağınız oraya doğru yöneliyor çünkü. İçeride akrabalarınızla, ailevi konularda, aile fertleriyle ilgili haberleşmelerin çok artacağı, belki orada bir takım enteresan duyumlar alacağınız, ailevi konular, akrabalarınızla ilgili duyumlar alacağınız, böyle hareketli, iletişim yüksek olduğu bir etki geçireceksiniz. Özellikle salı, çarşamba ve perşembe enerjileri bu anlamda çok yoğun. Perşembeden itibaren, bilhassa perşembe öğleden sonradan itibaren çocuklarla ilgili konular varsa, şöyle çocuklarınız varsa, o alanda toparlamanız gereken şeyler varsa çok rahatlıkla yönelebilirsiniz.
Yoksa sevdiğiniz, ilişki içinde olduğunuz biri varsa, partneriniz varsa onunla ilgili konuların öne çıkacağı etkiler var. Hiçbiri yoksa kişisel alanlarınıza, hobilerinize, bir şeyle meşgul olmaya dönmenizde çok büyük fayda olacak. Özellikle Perşembe ile başlayan noktalarda uğraştığınız şeylerde yaratıcı enerjinizin çok arttığı, daha fazla ilham perilerinin sizinle olduğu, yazarken, yaratırken ya da herhangi bir konuda bir şey yaparken hiç daha önce aklınıza gelmeyen şeylerin birdenbire adeta önünüze döküldüğü çok güzel etkiler var. Bu anlamda da bu haftanın özellikle ikinci yarısından itibaren olan kısmı biraz daha kendinizle geçirirken o yaratıcı taraflarınızdan da faydalanarak geçirmenizde fayda var. Yakın çevrenizden destek alacağınız bir dönem başladı. Burası daha sürecek. Venüs, yakın arkadaşlar, çevreniz, kontaklar, yakın akrabalar, tüm bu alanları çok destekleyen enerjiler içerisinde. Özellikle haftanın ilk yarısı kadınlardan gelebilecek bir takım desteklerle ilgili güzel etkileriniz var. Duygusal olarak daha dengede, daha kendinizi iyi kontrol edebileceğiniz bir haftadan geçeceksiniz. İşler açısından da bir daha çok dikkatiniz yakın çevrenizde olacağı için belki orayla ilgili halletmeniz gereken şeyler daha öncelikleriniz arasında olacak bu hafta diyebilirim. Her şeyin gönlünüzce olacağı, işlerinizin su gibi akacağı, sağlıkla, konforla, keyifle geçecek bir hafta diliyorum. Sevgili balık burçları, hepinize sevgiyle kalın.